Melih Altınok. Hakikaten Kemal Bey siz ne konuşuyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grubunda yaptığı Suriye konulu toplantıda şunları söyledi. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz. Ne konuşayım Allah aşkına? Ne konuşmamı istersiniz? Kılıçdaroğlu bu sözleriyle sosyal medyada hedefledikleri arzu ettikleri reaksiyonu aldı. İnsanlar ülkenin Cumhurbaşkanı İdlib'de daha fazla kan dökülmemesi için temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitmeden hemen önce ana muhalefet liderinin muhataplarımıza böyle bir destek mesajı vermesini haklı olarak eleştirdiler. Sonrasını biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu savaşta olduğumuz Esad'ın bazı partisinden bir vekilin ağzından çıksa şaşırmayacağımız sözleri edip meclisteki kapalı oturuma katıldı yanında bugün Suriye'ye savaş açsak Banko Esad'ı tutarım diyen çatışmalarda tahrip olmuş TSK araçlarının resimlerini büyük bir iştahla paylaşan vekilleri de var mıydı bilmiyorum. Ya da Türkiye'ye saldırmaz diye kefil olduğu YPG PKK'nın yasal kanadı HDP'den vekiller. Ama umarım Milli Savunma Bakanımız içeriği 10 yıl gizli kalacak dünkü oturumda bunları Türkiye'nin vekili diye düşünüp İdlib hakkındaki askeri bilgileri falan anlatmamıştır. Evet Kılıçdaroğlu zaten epeydir tavrını açık etti. Dün İdlib'ten yeni çatışma haberleri gelirken rejime verdiği destekte bizlere yeni bir pozisyonu işaret etmiyor. Ancak Suriye tartışmasında mezhepçi bir bataklığa saplanıp kalan Kılıçdaroğlu'na destek veren kategorik savaş karşıtlarını anlamak gerçekten mümkün değil. Öyle ya, Suriye'deki krizin, daha fazla kan dökülmeden, şehit vermeden çözülmesinin tek yolu var. O da rejimi cesaretlendiren Rusya'nın daha ileri gitmemesi için masa başında ikna edilmesi. Söyler misiniz? Azıcık tarih, güncel siyaset, dış politika takip eden aklı başında birinin eğer Türkiye bunu başaramazsa İdlib'ten geri çekilmenin ancak Edirne'de son bulacağını görmesi için daha ne olması gerekiyor? savaş karşıtlığı gibi ahlaki bir pozisyonu getirip bu sığlığa eşitlemenin barışa ne faydası dokunabilir? Haklısınız. Ben de sizi dinleyip hala ne konuşuyorsunuz diye soruyorum Kemal Bey. Saf saf. Başka ne konuşabilirsiniz ki? Bir gün savaş karşıtı olup şehitlerin geldiği gün eteklerini zil çalarak Esat'la masaya oturun diyeceksiniz. Ertesi günse Rusya ile krizin diplomasiyle çözülmesine dair azıcık umut belirince Moskova'ya gidecek Türkiye'tine toplu kıçlı hakaret edeceksiniz. Ardından savaşı hayır diye slogan atacaksınız. İşiniz bu. Elinizdeki malzemeniz de. Doldur boşalt. Arada toplumsal nefretten, kutuplaşmadan tık kas. Bu arada sizi ne zaman eleştirsek karanlık odalar ve troller üzerinden genel merkezin başlattığınız internet operasyonlarıyla boşuna enerji kaybediyorsunuz Kemal Bey. FETÖ beceremedi, hala aynı yöntemle biz gazetecileri yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? İki tane tetikçi gürültü yapıyor diye ülkeyi altın tepsi içinde sunmaya memur edilmişlerle mücadeleye son verecek değiliz ya. Söyleyin de topu gelsin.